adil, adil, bilimsel bir şekilde açıklanması şart ki bekleyen kesimler, zam bekleyen kesimler de hakkaniyetli bir zam oranına ulaşabilsinler. Tam da bu nedenle ana muhalefet partisi Kemal Kılıçdaroğlu 2021 yılının son çeyreğinde çeşitli kamu kurumlarının kapısına gitmişti hatırlayacaksınız. Önce Merkez Bankası'na ardından Türkiye İstatistik Kurumu'na son olarak da Milli Eğitim Bakanlığı'na vatandaşların adil bulmadığı uygulamaların e, gerçekliğini anlatmak ve aslında şeffaf bilgi elde etmek için gitmişti. Her birinin kapısından döndü, çevrildi ya da eksik bilgiyle uğurlandı diyelim. CHP lideri 2021 yılının bir muhasebesini ve 2022 yılında partisinin yapıp edeceklerini Halk TV .com.tr yazarı meslektaşım İpek Özbey'e anlattı. Yeni yılın ilk röportajını da böylece İpek Özbey'e vermiş oldu. Önce Merkez Bankası, ardından Türkiye İstatistik Kurumu, kamu atamalarındaki mülakat tartışmaları nedeniyle CHP'li... E, kapıyı kilitlemişsiniz, açmayacağım dostlarımızla birlikte iktidara geldiğimizde Türkiye Cumhuriyeti'nin talihini değiştireceğiz. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yeni yılın ilk söyleşisini Halk TV.com.tr'de İpek Özbey'e verdi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kapısından içeriye alınmaması hakkında konuştu. Yenen bir kul hakkı var. Evlatlarımızın haklarını savunmak için oraya gittim. Erdoğan bunu anlayamaz. Doğruları işitmekten rahatsız oluyor. Ben de ona sürekli doğruları söyleyerek ezberini bozuyorum. Çünkü etrafında ona doğruları söyleyecek kimse kalmadı. Bay Kemal, bak devletin kurumlarını yozlaştırmak, yıpratmak asla mümkün değildir. Ve bundan sonra devletin kurumlarına da böyle rastgele gidemeyeceksin. Cumhurbaşkanının bu sözleri de soruldu Kılıçdaroğlu'na. Erdoğan milletvekilinin işlevini halk tarafından seçildiğini unutmuş vaziyette. Eğer biz milletvekiliysek o zaman devletin kapıları millete kapalı olamaz. Yapılan bir baskın değil. Yapılan hakkı yenen insanların hakkını savunabilmek, onların yanında olduğumuzu hissettirmek. Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın hakaretleri içinde 5 kuruşluk tazminat davası açmaya hazırlanıyor. Dürüst değil. Kalibresi bozuk. Cins, cibiliyet bozuk. Avukat arkadaşıma söyleyeyim. 5 paralık dava açalım. Çünkü değerli biri değil. Söylediği sözün ne anlama geldiğini bilmeyen biri. Bir saat önce söylediğini bir saat sonra değiştirebilecek potansiyele sahip. Özbey'in sorularının arasında yeni Maliye Bakanı Nebati'nin yaptığı dikkat çeken açıklamalar da vardı. Kılıçdaroğlu'na Nebati'yi izlerken sizin de içiniz kıpır kıpır oluyor mu diye soruldu. Nebati'nin mutluluğunun sebebi yukarıyı mutlu etmek, temel görevini yerine getirmek dedi. Kılıçdaroğlu'na Devlet Bahçeli'nin Zillet İttifakı'nda Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda kıran kırana bir rekabet var sözleri hatırlatıldı. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu kendinize rakip olarak görüyor musunuz diye soruldu. Hayır, rakip olarak görmüyorum. Öyle kıran kırana bir rekabet falan da yok. Bunları gülerek karşılıyoruz. Telefonda konuştuğumuz zaman biraz daha konuşsunlar diyerek dalga geçiyoruz. İktidara geldiklerinde ilk 6 ayda yapacaklarını bir kez de İpek Özbey'e anlattı Kılıçdaroğlu. Devletin bütün kurumlarını partili, partisiz ayrımı yapmaksızın bu işi en iyi bilen kişileri getireceğiz. Bir cümleyle anlatayım. Bürokrasi su gibidir. İçinde bulunduğu kabın şeklini süratle alır. Tepedeki insan düzgünse onun aşağıya kadar yansımaları olacaktır. Halk TV izleyicilerine özelde bir mesajı vardı. Bir de söz verdi. Ee, Halk TV izleyicilerine şu vaatte bulunabilirim, 2022'de bütün adaletsizliklere karşı çıkacağım, herkesin hakkını, hukukunu koruyacağım ve bu ülkede umutsuzluğu değil, umudu yeşerteceğim. Beni bütün Halk TV izleyicilerinin benim sözlerimi dikkatle izlemelerini e, yürekten isterim. Evet Türkiye'nin yeni merkezi Halk TV. Halk TV herkesin radarında merceğinde. Çünkü bu kanalı Türkiye'nin tüm seçmen grupları izliyor, izlemeye devam ediyor. Doğal olarak tüm siyasi parti genel başkanları ve liderler de aslında Halk TV'de görünür olmayı önemli görüyor. Şimdi Türkiye herhalde 2022'de bir seçime gidecek. En azından siyaseti okuyanlar, uzmanlar böyle görüyor. Doğrusu biz de gazeteciler olarak böyle görüyoruz. Ankara'da kulisler hareketli. AK Parti kurmayları YSK üzerinden seçim çalışmalarına çoktan başlamış durumda. Cumhurbaşkanı bu konuyla ilgili teşkilatlara yönelik birçok çağrıda bulundu. Sandık başlarında yüz binlerce görevlinin isminin şimdiden belirlendiğini açıkladı. Bir yandan da işte kamu kesimine, emekliye, asgari ücretliye yapılmaya çalışılan zamlar meselesi var. Ana muhalefet partileri ve muhalefet bloğu da elbette ki boş durmuyor. 2021'in ikinci yarısında mitinglere başlamışlardı. İlk mitingi İyi Parti Denizli'de yapmıştı. Hınca hınç dolu bir meydanda Akşener seçmenlerine seslenmişti. Arkasından Mersin'de verilmeyen bir meydan üzerinden CHP ilk mitingini yaptı. Orada da hatırlayın ağaç dallarında bile seçmenler izleyen vatandaşlar vardı. Yarın büyük buluşma var. Yarın Ankara'da kabine toplantısı yapılıyor. Kabinenin toplandığı saatlerde ise muhalefetin ve Millet İttifakı'nın iki genel başkanı, iki lideri Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu Mersin'de olacaklar. Hemen duyurusunu hatırlatalım. Bir temel atma töreni için aslında iki lider gidiyor. Bu uzun bir aranın ardından iki genel başkanın bir arada bir fotoğraf vereceği ve iki partinin toplam seçmenine aynı anda hitap edeceği ilk etkinlik olacak. Her iki genel merkezde bu mitingi çok önemsiyor. Özel olarak çalışıyorlar. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in katılımlarıyla 3 Ocak pazartesi saat 15'te Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacak miting. Aşağıda e, yeniden tasarlanmış genel başkan imzalarını görüyorsunuz özel seçilmiş fotoğraflarla. Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni imzalarıyla bu aslında Millet İttifakı'nın seçim kampanyasının da startı denilebilir. Zira şu anda Millet İttifakını oluşturan iki parti Meral Akşener'in ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanı olduğu olan iki parti İyi Parti ve CHP. Cumhuriyet Meydanı neden önemli? Bir önceki CHP mitinginde o meydan verilmemişti CHP'ye. Oysa ki Sayın Cumhurbaşkanı ve AK Parti orada sayısız buluşma yapabilmişti. Bu sefer Cumhuriyet Meydanı iki genel başkana ve iki partiye de açık olacak. Elbette siz de Türkiye'nin en çok izlenen haber kanalında yani Halk TV'den bu mitingi ve ayrıntılarını izlemeye devam edeceksiniz. Şimdi Türkiye seçime gidiyor. Türkiye ne zaman bir seçim sürecine girse araştırma şirketleri sahadaki çalışmalarını yoğunlaştırırlar. Öyle de oldu. Birçok araştırma şirketi artık sahada yüz yüze anket yapabilmeye de başladı. Pandemi kısıtları kaldırıldıktan sonra. Gördüğümüz tablo şu. İyi Parti, pardon, AK Parti halen Türkiye'nin birinci partisi olarak çıkıyor ama ilk defa kendi oy oranının bu kadar düşük bir seviyesinde ciddi bir erime var. MHP halen baraj altında seyrediyor. Millet İttifakı ve muhalefet bloğu partileri de ittifaklar açısından bakarsak Cumhur İttifakı'nın önünde gözüküyor. Yükselen bir küme var. Kararsız seçmen dediğimiz kafası karışmış AK Parti'den ve MHP'den kopmuş ama muhalefet bloğu içinde de kendi gönlüne göre kendi yaşam tarzına göre bir partiye henüz karar vermemiş seçmen grubu. Yüzde 19 bandında bir seçmen grubu. İçlerinde kendilerini dindar olarak tanımlayan seçmenler de var. Bugüne kadar 20 yıldır AK Parti'yi desteklemişler ama artık AK Parti ile yola devam etmek istemiyorlar. Metropol araştırmanın son verisine göre dindar seçmen AK Parti'den kopuyor. Peki nereye gidiyor? İzleyelim. Kendisini dindar olarak tanımlayan seçmenin %49,9'u 2021'in başında AKP'ye oy veririm diyordu. Aynı oran yıl sonunda 39,8'e geriledi. AKP'ye oy veririm diyen dindar seçmen oranı 10 puan geriledi. Veriler Metropol Araştırma'nın anketinden kendisini dindar olarak tanımlayan seçmene bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz diye soruldu. Üçer aylık dönemlerle yapılan araştırmada AKP'nin dindar seçmenden aldığı oyun azaldığı görülüyor. 2021'in Ocak-Mart döneminde AKP'ye oy veririm diyen dindar seçmenin oranı %49,9'du. Sonraki 3 aylık dönemlerde önce 47,6'ya sonra 45'e ve son 3 aylık dönemleri 39,8'e geriledi. Peki neden? Siyasal iletişim uzmanı Suat Özçelebi'ye göre bunun nedeni Erdoğan'ın ekonomiyi yönetemediği konusunda tabanda oluşan kanaat. Bunun en temel sebebi işte bu yıl başında da yaşadığımız hep birlikte hemen yıl başında ilk saatlerde yaşadığımız ekonomik sebepler, zanlar ve AK Parti'nin özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın ekonomiyi yönetemediği konusunda artık bu tabanda da oluşmaya başlamış kanaat.